Evet, birinci sarsma güzel geçti. Bakıyoruz. Böyle bir hata payı da görülmemiştir. Ama burada bir başka bir şey var. Tahmin yazmıyor. Arkadaşların tahmini girmedi galiba şu an tabloya. O yüzden o düzeltilir. Değil mi? Kaç diye göndermiş. Hatırlıyor musunuz? Sunumlarda var. Onları teknik masaya şey yaparsanız onlar düzeltilir puan olarak. Ama ölçülenler de sonuçta yazılıyor. Tamam, ölçülenler zaten şu anda ölçülenlerde bir değişiklik olmuyor değil mi? Şu anda ölçüyoruz sonuçta. Evet, ikinci sarsmaya gelelim. Evet, ikinci sarsmaya baktığımız zaman %53'lük bir hata payı var. En büyük yer değiştirmede orası bir sıkıntılı galiba, 708 ha? Sıkıntı olması gerekiyor. Ne diyorsunuz yani efendim? Zaten ilk tahminlerde de bir problem var. Onlar herhalde sonradan düzeltilir diye tahmin ediyorum. Onları komple bir bakarız. Onlar sonuçta hepsi yazılı çizili ama ölçülen 4.9 olduğu değişmeyecek aynen. Bir durum. Yok aynen. İvme ölçerimizi de aldıktan sonra üçüncü sarsma gidiyor. Dörtte ne diyoruz? Dördü yapacağız. İstiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Yani 3'ü bir olsun da. Efendim? 3'ü bir görelim ondan sonra. Evet. Sen niye gözlük takmıyorsun bu grupta? Yani grubun imajı gibi aslında. Vereyim mi sana gözlük? Dur al. Yani bir bütünlük olsun yani sonuçta. Evet hazırız. Şu an daha hazırız. 3. sarsmayı alalım. Buyurunuz. Tebrikler, binamız ayakta kaldı. Güven Yurt projesi 3. sarsmadan sonra da ayakta gözüküyor. Son kontroller yapılıyor. Ve hep bu çaprazlar hocam. Hep bundan çapraz. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Ne çalışmasın diye? Diagrid. Ha anladım o şeyler. Evet son kontroller yapılıyor. Nasıl? Yani şu. Çaprazdan ayrı. Bir. Neredeyse bir şey siz daha var. İyi bilirsiniz onu göster. Şöyle şey ayrı olmasın. Değil ama çapraz şuradan ayrı. Ayakta kaldı diyoruz bina için. Evet binamız ayakta kaldı. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve meydan okuma sarsmasına geçiyoruz. Buyurun sizde dursun. Evet 4. meydan okuma sarsmasını alabilir miyiz? Buyurun. Ve 4. sarsmada da binamız ayakta kaldı. Binadan adeta çıt çıkmadı arkadaşlar. Tebrikler.